Evet arkadaşlar, bugün üst sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Kuralları daha önceden tekrar edip bakabilirsiniz. Birinci sorumuza bakalım. Gördüğünüz gibi bu tarz sorularda en içten başlayabilirsiniz. Buradaki eksi ne demekti? Sayıyı ters çevir anlamındaydı, değil mi? Yani bu eksenin öndeki eksiye hiçbir etkisi yoktur. Sayıyı ters çeviriyorum. Bakın çevirdim. Çift kuvvet olduğu için ne olacak? Eksi 1 bölü 2 artı olacak. Sadece 2 üzeri 6 şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi ne oldu? Benim sayım eksi 2 üzeri 6 üzeri eksi 1 sayısı oldu. Üstteki kuvvet tek kuvvet olduğu için işaretiniz gene negatiftir. Üstler çarpılır 2 üzeri eksi 6. İsterseniz dönüştürebilirsiniz. Yani eksi diyebiliriz. Sayının eksi 6. kuvveti demek, sayıyı ters çevir. 6. kuvvetini al. Böyle de bırakabilirsiniz. Bu da ne olur? 2 üzeri 6, 64 olur. İkinci sorumuza bakalım. Gene çok karışık gözüküyor. Teker teker yapalım. Önce bunu dönüştürelim. Eksi 4 demek ne demekti? Bu sayıyı ters çevir. 4 ile 4. kuvvetini al. Çift olduğu için buradaki eksi ne olacak? Artı olacak. Sayıyı ters çevirdim. 3 oldu. Ne oldu? 3 üzeri 4. Çarpı. Tek kuvvet olduğu için ters çevirmiyorsunuz. Negatif de aynen kalacak. Yani şöyle yazalım gene. Eksiyi dışarı koyun isterseniz. Bu da 3 üzeri eksi 5 şeklinde olsun. Arada çarpma var tabii, dikkat ederseniz burada çarpma var. Nedir eksi 27? 3'ün kübüdür. Üzerinde eksi 1 var. Tabanlar eşitse üstler ne oluyor? Toplanıyordu. Topladığım zaman negatif olacak. Çünkü çarptığınızda sayınız negatif. Tabanlar eşit, üstleri topladım. Bu da 3 üzeri eksi 1 geldi. Şimdi aynı mantık. Gene üstleri çarptığımda ne gelecek? Eksi 3 üzeri eksi 3 geldi. Eksinin eksiye bölümü nedir? Artıdır. Alttaki yukarı işaret değiştirerek geçer. 3 üzeri 2. Yani cevabım 9'dur. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Üçlü sayılarda soruları parçalayarak yol alabilirsiniz. Örneğin ben 10 sayısını nasıl yazacağım? 2 ve 5 çarpımı şeklinde yazıyorum. 36 zaten 6'nın karesidir, dikkat ederseniz. 25 de 5'in karesidir. Şimdi düzenleyelim. 3 üzeri 12. Üst içine dağıldığı zaman 2 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10. Paydaya bakalım, çarptık. 6 üzeri 12 geldi. Bu da 5 üzeri 10. 5 üzeri 10'ları sadeleştirebilirsiniz. Devam edelim. Biz 6'yı da 2 ve 3 diye ayırabiliriz. Yani ben bunu da 2 üzeri 12 ve 3 üzeri 12 diye yazabilirim. 3 üzeri 12'ler sadeleşti. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 12 kaldı. Ne diyorduk? Tabanlar eşitse bölmede alttaki yukarı işaret değiştirerek geçer demiştik. Yani 2 üzeri eksi 2'ymiş cevabımız. Şimdi bakalım dördüncü sorumuza. Bu da klasik bir sorudur. Genelde bu sorularda arada artı olduğu için en küçük olanın parantezini alacaksınız. Yukarıda en küçük olan nedir? 2 üzeri 8'dir. Ben buraya 2 üzeri 8'i aldım. Bir tane kaldı, değil mi? Bu nedir? 2 üzeri 8 çarpı 2. Yani 8 tane aldık, 1 tane 2'm kaldı. Burada da 8 tane 2'yi çıkartırsanız ne kalacak? 2 tane 2 kalacak. Bölüm. Aşağıya baktığımızda en küçük olan negatif sayı olduğu için dikkat edin. 2 üzeri eksi 5 sayısıdır. Ben buranın eksi 5'i aldığım zaman ne kalacak? 2 üzeri 2. Burada artı 2 üzeri 1 ve en sonda da 1 kalacak. Dikkat ederseniz bu ifadeler birbirinin aynısı geldi. 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri eksi 5 diyorum. Gene alttaki yukarı işaret değiştirerek geçer. Yani artı olarak geçer. 2 üzeri 13 deyip soruyu bitirebiliriz. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Çok büyük çok küçük sayılar. Dikkat ederseniz. Şimdi beşinci sorumuzda ne yapacağız? Virgül 2 basamak sağa kaydıracağız. Virgül 2 basamak sağa kaydırdığımızda onun üstündeki ifadede 2 basamak ne olmak zorunda? Küçülmek zorunda. Yani eksi 4'ten nereye geliyorum? 2 basamak eksi 6'ya geliyorum. Paydaya baktığımızda aynı şey burada da geçerlidir. Virgül 2 basamak kaydırdım. Sayım büyüdü. Sayı büyüdüğü için onun üzerindeki ifadede 2 basamak küçülsün. Şimdi 10 üzeri eksi 6 parantezini alırsanız 34 artı 34. Paydada 10 üzeri 7 parantezini alırsanız şunlar eksi 7. 17 artı 17. Ne oldu? Bir kere şurada bir bölme işlemi var, değil mi? 10 üzeri eksi 6 çarpı 68. Bu da 10 üzeri eksi 7 çarpı 34. Sadeleştirdik, 2 geldi. Aşağıdaki sayı yukarı artı olarak geçerse 10 üzeri eksi 6 artı 7 çarpı 2.
Burası 1 oldu. 10 üzeri 1 çarpı 2'den cevabımız 20 geldi. Şimdi geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuza baktığımızda sayıyı önce parçalayalım. Ben bunu 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 2 eksi 2 üzeri n bölü 2 üzeri n artı 2 üzeri n çarpı 2 üzeri eksi 1 şeklinde açıyorum. Sonra ortak olan 2 üzeri n parantezini alalım bakalım. Burada 2 üzeri 2 var, yani 4. Aradaki işaretim bundan bir tane. Alt katta 2 üzeri n parantezini alıyorum. Ne var bunun katsayısı görülmeyen bir 1 var. Artı 2 üzeri eksi 1. Neydi 2 üzeri eksi 1? 1 bölü 2. 2 üzeri n'ler sadeleşti. Burası 3 çıktı. Burada payda eşitleyecek olursak ne gelir? 2 kere 1 2. Bir de burada var 3 bölü 2. Düzenleyelim. Birincisini aynen yazdık. İkincisini ters çevirip çarptık. Cevabımız da neymiş? 3'müş. Evet, 7. sorumuza bakalım. Bu sorularda önce işaretleri belirliyorum ben. Direkt dışarı bakıyorum. Yani tek kuvvet olduğu için burası ne çıkacak? Eksi. Çift kuvvet olduğu için burası artı. Ve gene çift kuvvet olduğu için artı. Yani sizin işleminizin sonucu bir kere eksi olacak. Şimdi devam edelim. X üzeri. Hiç işaret yokmuş gibi yapıyoruz. 5 çarpı eksi 1'den x üzeri eksi 5. Çarpı. Çarptık ikisini, 4 geldi. Çarptık ikisini, 6 geldi. Topladığımız zaman ne olacak? Üstleri toplarsanız 10. 5 geldi. Bir de işaretimiz eksi olacaktı. Cevabımız eksi x üzeri 5'tir diyorum. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Kaç basamaklıdır sormuş bu sayının. Şimdi kaç basamaklıdır diye sorularda mutlaka 10 ve 10'un kuvvetlerini oluşturmanız lazım. Ona göre başlayacağız. Şimdi ben 40 sayısını 4 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 5 diye ayırabilirim. 125 nedir? 5'in kübüdür. Devam edelim. 4'ü tekrar parçalayalım. Ben bunu 2'nin karesi üzeri 5 yazarım. 10'u parçalamayın. Bu da 5'in 9. kuvveti. Ne oldu? 2 üzeri 10. Şöyle 10 üzeri 5 ve 5 üzeri 9 geldi. Amacımız 10 elde etmekti. Şimdi burada 9 tane 5'imiz var. O zaman ben bu 2'den 9 tanesini ayırırsam şu şekilde. Ne olur üstler eşitse altları çarparsanız 2 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri 5. Tabanlar eşit çıktı, üstleri toplarım 10 üzeri 14 geldi. Yani diyor ki 14 tane 0 var değil mi başında sonunda. Bir de başında 1 var. Kaç basamakları sayıymış bu? 15 basamaklı bir sayıymış. 9. sorumuza bakalım. Toplama ve üslü sayılar bir arada. Burada ne demiş? 3 üzeri a artı 3 üzeri a. Yani ben bunları toplarken katsayılarını topluyorum. Ne diyorum? 2 çarpı 3 üzeri a. Burada kaç tane var? Bakın 1, 2, 3. 3 tane 2 üzeri a. Bölüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 6 üzeri a. Eşitmiş x'e. Şimdi iki yolu çözebilirsiniz aslında. 2 kere 3, 6 zaten paydayı götürür. Şimdi üstler eşit altlar çarpılırdı. Ne oldu? 6 üzeri a üst kat. Alt kat da aynısı geldi değil mi? Sadeleştirirseniz ne çıktı? 1 çıktı. X neymiş? 1'miş. Evet, 5. ve klasik bir sorumuz. 5 üzeri n a ise 5 üzeri 3 n artı 1'in a türünden değeri nedir demiş. Öncelikle sorularını parçalıyoruz. 5 üzeri 3 n dediğimiz şey şöyle. 5 üzeri 1 diyelim ilk etapta. Ardından ben bunu 5 üzeri n'in kübü çarpı 5 şeklinde yazabilirim. 5 üzeri n'i bana a vermiş zaten. Nedir? A küp çarpı 5'tir. Daha düzgün yazarsak 5 a küptür cevabımız. Şimdi diğer soruya bakalım. O da aynısı aslında dikkat ederseniz. 2 üzeri eksi n a'ya eşitmiş. 3 üzeri n b'ye eşitmiş. 12 üzeri n'in a ve b cinsinden değerini istemiş. Şimdi burada eksi n'den kurtulmak istiyorsak her tarafın eksi 1. kuvvetini alıyorum. 2 üzeri n eşittir a üzeri eksi 1 geldi. Bu dursun. 3 üzeri n zaten b'ydi. Şimdi 12 üzeri n. Ben 12 sayısı nasıl yazarım? 4 çarpı 3 şeklinde yazabilirim değil mi? Nedir? 4 üzeri n, 3 üzeri n oldu. Peki 4'ü nasıl yazarsınız? 2'nin karesi. 3 üzeri n. Üslü sayılarda üsler yer değiştirebilirdi. Yani 2 üzeri n'in karesi şeklinde yerlerini değiştiriyorum. 2 üzeri n'i bana ne verdi? A üzeri eksi 1 verdi. 3 üzeri n'i de b verdi. Demek ki cevabım a üzeri eksi 2 çarpı b. 12. soruya bakalım.
A 1 artı 2 üzeren, B de 1 eksi 2 üzeri eksen. A'nın B türünden değerini bulun demiş. Bu sorularda ortak olanı yalnız bırakacaksınız. Kim onlar? 2 üzerenler. Şimdi biri diğer tarafa attığım zaman A eksi 1 eşitmiş 2 üzeri n. Bu bir yerde kalsın birinci denklem. Diğerine baktığımızda bunu karşı tarafa atalım. 2 üzeri eksen 1 eksi B oldu. Hadi her tarafın eksi birinci kuvvetini alalım. 2 üzeri n eşittir. Eksi birinci kuvveti demek ne demek? Sayıyı ters çevir demek. Bu da 2 olsun. Gördüğünüz gibi 2 üzeri n bir a eksi 1'e eşit. Bir de 1 bölü 1 eksi b'ye eşit. İkisini birbirine eşitlediğiniz zaman a eksi 1 eşitmiş 1 bölü 1 eksi b'ye. A'yı sorduğu için eksi 1 eşitliğin diğer tarafına gönderiyorum. Nasıl geçer? Artı 1 olarak geçer. Şimdi payda eşitleyelim 1 eksi b ile. A eşittir 1 artı 1 eksi b bölü 1 eksi b. Ne geldi? 2 eksi b bölü 1 eksi b. 13. sorumuz. 2 üzeri x 27, 2 üzeriye 243 ise x artı 3y bölü 2 eksi y nedir? Biz bir kural vermiştik size. Burada onu kullanacağız. 27 nedir? 3'ün kübüdür. Önce verilen her şeyi üslü şekilde bir yazalım. 243'te 3 üzeri nedir? 4'tür. Bunları üslü hale getirdikten sonra tabanlar eşitse üslerdekilerin oranı birbirine daima eşittir demiştik. O halde ben oran orantı da biliyorum. X yerine 3, Y yerine 4 yazsam soruyu rahatlıkla ne yapabilirim? Çözebilirim. Bakın yazalım. X yerine 3, Y yerine de 4 yazıyorum. Çarptık. 12, 15. Ne geldi burası? 6, 2. Demek ki cevabımız 15 bölü 2'ymiş. 14. sorumuz. O da aynı. 5 üzeri a eşittir 4, 2 üzeri b eşittir 125 şeklinde bana vermiş. Yine her şeyi öncelikle üslü halde yazıyoruz. 4 yerine 2'nin karesi yazıyoruz. 2 üzeri b neymiş? 5 üzeri 3. Yalnız dikkat edeceğiniz şey alt alta olan sayıların tabanlarının aynı olması lazım. O halde ben bunların yerini değiştirmeliyim. 5 üzeri a, 2 üzeri 2. 5 üzeri 3 eşittir 2 üzeri b. Şimdi kuralımı uygulayabilirim. Yani diyorum ki a bölü 3 eşittir 2 bölü b'ye. İçler dışlar yaptım. A çarpı b neye eşitmiş? 6'ya. 15. sorumuz. 3 üzeri x artı 2 ile 6 üzeri x artı 3 eşitmiş. Buna göre 4 üzeri x artı 3 nedir? Bu sorularda her şeyi parçalayın. Şu verilen ifadede ben bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2. Bunu da 6 üzeri x çarpı 6 üzeri 3 diye ayırabilirim. Devam edelim. 3 üzeri x çarpı 9. 6'yı nasıl yazarız? 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x. 6'nın kübü nedir? 216. Şimdi bakın 3 üzeri x'ler sadeleşti. Her tarafı 2 üzeri x'in yanındaki 216'ya bölecek olursam eğer, burada da sadeleştirme yaptığımızda 216'yı 9'a bölelim. 24 gelecek. Demek ki ben 2 üzeri x'i 1 bölü 24 buluyorum. Şimdi sorulan ne? 4 üzeri x artı 3 mü? Bu ne demektir? 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 3 demektir. 4 nedir? 2 üzeri 2'nin karesi, yani 2'nin karesidir. Yerlerini değiştirin. 2 üzeri x'in karesi çarpı 4'ün kübü nedir? 64. Biz 2 üzeri x'i 1 bölü 24 bulduk. Yerine yazdığımızda 1 bölü 24'ün karesi geldi. O da 1 bölü 24'ün karesi nedir? 576 çarpı 64. Sadeleştirdiğimizde cevabımız 1 bölü 9. 16. soru. 16'nın a eksi b artı ikinci kuvveti ile 9'un a eksi b artı b eksi 6. kuvveti eşitmiş. Buna göre demiş ki a kare eksi b kare neye eşittir demiş. Şimdi 16 ve 9 dikkat ederseniz biri 2'nin kuvveti, biri 9'un kuvveti. Bunlar bir yerde birbirine eşit olabilirler. Onlar da ne zamandır? Her zaman sayının 0. kuvveti 1'dir. O yüzden de 0. kuvvet olmak zorundadır bunlar. Başka eşit olmaz. A eksi b artı 2'nin 0 olmasını istiyorum. Yani a eksi b neye eşitmiş? Eksi 2'ye.
Devam edelim. A artı B eksi 6'nın 0 olmasını istiyorum. Buradan da A artı B 6'ya eşittir. Şimdi ne yapalım? Bunlar burada kalsın. Bana A kare eksi B kareyi sormuş. A kare eksi B kare neydi? Bir özdeşlikti. Nasıl yazarız? A eksi B, A artı B şeklinde yazabiliriz bunu biz. A eksi B zaten eksi 2 idi. A artı B'de 6 bulmuştuk. Böylelikle cevabı ne buluyoruz? Eksi 12 bulabiliriz. Hadi 17'ye bakalım şimdi. Bana güzel bir denklem vermiş. X artı y'yi sormuş. Biz x artı y'ye nasıl ulaşabiliriz? Bunları taraf tarafa çarpmayı düşünelim. Çünkü taraf tarafa çarptığım zaman tabanlar eşitse üsler toplanırdı. Yani 2 üzeri x artı y buradan gelir. Buraya çarptığımızda 3 üzeri x artı y de buradan geldi. 108 çarpı 72. Üsler eşit çıktı. O zaman altları çarpıyorum. 6 üzeri x artı y geldi. 108'i de asal çarpanlarına ayırabilirsiniz ya da çarpım şeklinde düşünebilirsiniz. Mesela 108 yerine 36 çarpı 3 yazsam, 72 yerine de 8 çarpı 9 yazsam. Şimdi burası 6'nın karesi geldi. 2 tane 3 burada var, bir tane de burada var. 3'ün kübü ve bir de burada 2'nin kübü. Şimdi devam edelim. Üstler eşitse altları çarpıyorum, yani 6'nın kübü oluyor. Tabanlar eşit çıktı bu sefer. Tabanlar eşitse üstler toplanır da 6 üzeri 5. Demek ki x artı y neymiş? 5'miş. 18. sorumuza bakalım. Hem rasyonel hem de devirli sayı var. Önce onları düzenlememiz lazım. Sonra üslü sayı kurallarına bakacağız. 0,75. Bu nasıl bir sayıdır? Nedir? 75 bölü 100 yazıyorum bunun yerine. A eksi 4 kalsın. Nasıl ondalık hale getiriyorduk? Tüm sayı aynen yazılırdı. Devretmeyen kısım çıkarılır. Virgülden sonra devreden basamak kadar 9 yazılırdı. Şimdi bölelim 25'e. 25'e böldüğümüzde ne geldi? 3 bölü 4 üzeri a eksi 4 geldi. Burası ne çıktı? 12 bölü 9 değil mi? Şurası 12 bölü 9. Sadeleştirirsek 3 ile. Orada 4 bölü 3 üzeri a eksi 6 geldi. Ne yapmak zorundasınız burada? Ters çevirmek zorundasınız. İstediğiniz biri olabilir. Ben bu ifadeyi ters çevirdiğim zaman yukarıdaki ne olacaktı? Eksi, yani işaret değişecekti. Eksi a artı 4. Şimdi bakın ne oldu bunlar? Eşit oldu değil mi? Demek ki üstlerinin de ne olması lazım? Aynı sayı gelmesi lazım. Eksi a artı 4. A eksi 6'ya eşit ise ne oldu? 10 eşittir 2a'dan ve a da neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Evet, üslü sayılarda sıralama soruları çözelim. 2-3 tane de. Küçükten birinci sorumuza baktığımızda x, y, z sayılarını vermiş. Küçükten büyüğe sıralayın demiş. Şimdi burada yapacaklarımız neler? Teker teker düzenlemek değil mi? Ne demiş? Negatif bir sayının en yukarıya bakın çift kuvveti. Çift kuvveti olduğu için işaretimiz pozitif olacak. 2 üzeri diyorum. 2 üst çarpıldığında 2 üzeri 2. X'i bulduk. Y sayısına bakalım. Yine çift kuvvet olduğu için pozitif olacak. Üstleri çarptık. 2 üzeri 6. Z sayısı zaten pozitif bir sayı. 2 üzeri 8. Tabanlar eşit olduğunda üstlerdeki sıralama geçerlidir. 2 üzeri 8 daha büyük olduğu için X küçüktür. Y, sonra da Z sıralamasını yapıyorsunuz. Şimdi ikinci soruya bakalım. Küçükten büyüğe sıralayın demiş. Ama diyorsunuz ki 2'nin hiçbir kuvveti 25 değildir. O yüzden burada bir aralık bulacaksınız. Öncelikle diyelim ki 2 üzeri x eşittir 25 sayısını düşünelim. 25 2'nin hangi iki kuvveti arasındadır diyeceksiniz. Nedir? 16 ile 32 arasında değil mi? 16 2 üzeri 4. 32 2 üzeri 5. 2 üzeri x de bu aralıkta olduğu için tabandaki sıralama yukarıda aynen geçerlidir diyorum ve x diyorum 4 ile 5 arasındadır. Aynı mantık diğeri için geçerli. 3 üzeri y, yani 55. 55 3'ün hangi iki kuvveti arasındadır? 27 ve 81. 27 nedir? 3'ün kübü. 81 3 üzeri 4. 3'ün kübü 3 üzeri y ve 3 üzeri 4. Alttaki sıralama yukarıda geçerlidir. Demek y sayısı da 3 ile 4 arasındaymış. Şimdi z'ye bakalım. 5 üzeri z. Gene aynı mantık yazıyoruz. 105 diyorum hangi iki sayı arasındadır? 5'in kaçıncı kuvveti? Karesi değil mi? 25.
5 üzeri z ve 5'in kübü yani 125 ile 25 arasındadır bu sayı. O zaman z sayısı da 2 ile 3 arasındaymış. Küçükten büyüğe sıralayın diyor. Hangisi küçüktür? Z küçüktür. Sonra kim var? Y var ve en sonunda da kim vardır? X vardır. Evet, üçüncü sorumuz. A sayısı 0 ile 1 arasında ise eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? Şöyle bir kuralımız vardı. A sayısı 0 ile 1 arasında olduğu zaman üstler tamamen ters bir eşitlik söz konusudur. Yani diyeceğiz ki 3x eksi 6 büyüktür 4 eksi 2x ile ise. Eksi 2x'i diğer tarafa atalım. 6'yı diğer tarafa atalım ve diyelim ki 5x kimden büyüktür? 10'dan. Her tarafı 5'e böldüğünüz zaman x sayısı 2'den büyük olacakmış. En küçük x tam sayısını söylüyor. En küçük alacağı değer 3'tür. Dördüncü soruya bakalım. 2 bölü 7 üzeri 2a eksi 1 küçüktür. 7 bölü 2 üzeri 1 eksi 3a. Şimdi burada biri 2 bölü 7, diğeri 7 bölü 2. Önce bunları düzenlememiz lazım. Ben ne yapıyorum? 7 bölü 2'yi ters çeviriyorum. Ters çevirdiğiniz zaman yukarıdaki işaret ne olacak? Eksilisini alacaksınız değil mi? Sayıyı ters çevirdiğimiz için. 2 bölü 7 bakın tabanlar yine 0 ile 1 arasında. O zaman eşitsizliğimiz tam tersi olmak zorunda. Yani yön değiştirecek üstlerde. Diğer tarafa atalım. 2a'yı da karşı tarafa atalım. Ne oldu? A sayını sıfırdan küçük olacakmış. Sıfırdan küçük en büyük a tam sayısını soruyor bana. Ne diyebilirsiniz? Eksi 1 diyebilirsiniz.